Arkadaşlar merhaba, Türkçe Haniye hoş geldiniz. Limit Yayınlarının AYT Edebiyat Soru Bankası'nı çözmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere 3. üniteden şiir konusuyla ilgili kafiye, redif ve ahenk unsurlarından ikinci testi çözmüş olacağım. Birinci soruyla başlıyoruz. Birinci soruda açılan bir gülsün sen yaprak yaprak, ben aşkımla bahar getirdim sana, tozlu yollarından geçtiğim uzak, iklimden şarkılar getirdim sana. Bu dörtlükte ahengi sağlamak için aşağıdakilerden hangisine başvurulmamıştır diyor. Bakın parçaya baktığımızda yaprak ve uzak kelimelerinde şuradaki aklar nedir arkadaşlar? Yaprak kelimesi kök halinde olduğu için redif aramaya gerek yok burada. Aklar iki ses benzerliğinden dolayı tam kafiye olarak yani tam uyak olarak karşımıza çıkar. O yüzden kafiye kullanılmıştır. C seçeneğini elemiş oluruz. Yine bakın getirdim sana ve getirdim sana ifadeleri, yazılışları aynı, okunuşları aynı, anlamları da aynı olan sözcükler olduğundan dolayı biz bunlara ne diyoruz arkadaşlar? Sözcük halinde redif diyoruz. O halde burada redif de kullanılmıştır. B seçeneğini denemiş oluruz. Bakın burada bahar ve şarkılar kelimesinde bahar kelimesi kök halinde olduğu için şuradaki arlar da nedir? Yine tam kafiye olarak karşımıza çıkar. Arkadaşlar, şiirdeki hece sayılarını saydığınızda bakın 11'li hece ölçüsüne sahip olduğunu göreceksiniz. O yüzden biz D seçeneğini denemiş oluruz. Peki yineleme var mı bu parçada? Tabii ki var. Yaprak yaprak derken bakın ikileme şeklinde yineleme var. Yine getirdim getirdim ve sana sana kelimeleri de yineleme olarak karşımıza çıkar. O yüzden biz E seçeneğini de elemiş oluruz. Geriye kalan A seçeneğindeki cinas ifadesi görülüyor. Bu parçada herhangi bir cinas olmadığı için yani yazılışı aynı, okunuşu aynı, anlamı farklı olan sözcükler olmadığı için cinas yok. O yüzden doğru cevabımız da A seçeneği olacaktır. İkinci soru, numaralanmış cümlelerde boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Bakalım. Kısa bir heceyi ölçü gereği uzatarak okumaya biz ne diyoruz arkadaşlar? İmale diyoruz değil mi? Buna imale denir. Aruz ölçüsünde dizelerin durak yerlerini belirtecek biçimde okunmasına ise ne denir? Takti denir arkadaşlar. Uzun bir heceyi ölçü gereği kısa okumaya ise ne diyoruz? Buna zihaf diyoruz. Bir uzun ünlü bir ünsüzle biten heceyi imaleden biraz daha uzun okumaya ne diyoruz? Arkadaşlar buna da med diyoruz. Ünsüzle biten bir sözcüğün ünsüzünü ondan sonra gelen ve ünlüyle başlayan bir sözcüğün ilk hecesine bağlamaya da bildiğiniz gibi ulama diyoruz. Seçeneklere baktığımızda bakın zihaf, med, imale demiş, takdi, takdi. İmale, takdi, zihaf, med ve ulama olduğunu görüyoruz. Bizim yaptığımız tanımlamaya da uygun oldu. O yüzden doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Üçüncü soru. Tüllenen mağribi, akşamları sarsam yarana, gene bir şey yapabildim diyemem hatırana. Bu iki dizeden şiirin bütünüyle ilgili olarak aşağıdaki özelliklerden hangisi kesin olarak saptanabilir? Bakın burada dikkat etmemiz gereken unsur şu. Şiirin bütünü hakkında arkadaşlar kesin olarak saptanabilecek olan bilgiyi soruyor bize. O halde kafiye düzeni hakkında bir şey söyleyebilir miyiz? Bakın burada A gibi gözüküyor kafiye düzeni. Çünkü ses benzerlikleri var. Şunlar redif, geriye kalan ra'lar nedir arkadaşlar? İki ses benzerliğinden dolayı tam uyaktır. Peki diğer mısralarda şiir 4 mısra ise ve diğer mısralarda bu unsur değişebilir mi? Değişebilir. A X A olabilir. Mani tipi kafiye kayabilir. O yüzden kesin olarak kafiye düzeni hakkında bir şey söyleyemeyiz. Bundan dolayı biz A seçeneğini elemiş oluruz. Peki yazıldığı dönem iki mısradan arkadaşlar yazıldığı dönem hakkında ufak tefek bir şeyler çıkarırsınız ama şiirin geneline baktığımızda bu unsur yine değişebilir. Farklı bir dönem özelliği gösterebilir ve kesin olarak biz bu konuda da bir şey söyleyemeyiz. O yüzden C seçeneğini denemiş olduk. Teması arkadaşlar bu da değişebilir. O yüzden ben bunu denemiş olurum. Nazım birimi bakın beyit gibi gözüküyor ama 4 mısradan oluşabilir. Bentlerden oluşabilir. Sadece bize iki mısrasını vermiş. Bu da değişkenlik gösterebilir. O yüzden ben bunu da elemiş oldum.
Fakat ölçüsüne gelecek olursak, bakın burası 15'li heci ölçüde yazılmış bir beyit olarak görülmektedir ve bu da daha sonraki şiirde devam edecektir. Çünkü ölçü kolay kolay değişmez arkadaşlar. Bu şiirin kesin olarak ölçüsünü söyleyebiliriz. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Dördüncü soru. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? Aruz ölçüsünde dizeler iki veya daha çok parçaya bölünür. Bu doğrudur, bunu elemiş oluruz. Aruzda uzun okunan ünlüler kapalı hece olarak kabul edilir. Bu da doğrudur, bunu da elemiş oluruz. Aruzda dizelerin son hecesi kısa da olsa uzun olarak kabul edilir. Bu da doğrudur, bunu da elemiş oluruz. Aruz ölçüsü edebiyatımızda ilk olarak Kaşgarlı Mahmut tarafından kullanılmıştır. Bu dursun. Halk, divan, tanzimat, servet, fun edebiyatında aruz ölçüsüyle şiirler yazılmıştır. Arkadaşlar bu da doğrudur. Belki burada kafanızı halk edebiyatı karıştırabilir. Halk edebiyatının ölçüsü aslında hece ölçüdür. Fakat aşık edebiyatında ve tekke tasavvuf edebiyatında sanatçılar aruz ölçüsünde kullanmışlardır. O yüzden bu da doğrudur. Bunu denemiş oluruz. Gelelim 4 numaralı cümleye. Burada yanlış olan şey aruz ölçüsünü ilk olarak Kaşgarlı Mahmut değil, kim kullanmıştır arkadaşlar? Yusuf Has Hacip kullanmıştır. Eserinin adı nedir arkadaşlar? Kutat Kubilig adlı eser. Bu türde yazılan ilk eser olarak karşımıza çıkar. O yüzden 4 numaralı ifade yanlıştır. Bunun için de doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 5. soru. Bu parçadaki bilgi yanlışının giderilmesi için numaralanmış kavramlardan hangileri birbiriyle yer değiştirmelidir? Aruz ölçüsü Arap edebiyatına ait bir ölçüdür. Türkçenin dil yapısı aruzun bazı özelliklerine uymaz. Bu durum çeşitli aruz kusurlarının oluşmasına neden olmuştur. Örneğin kısa olan bazı hecelerin ölçüye uydurulması için uzun okunmasına imale denir. Bu doğrudur arkadaşlar, bunu elemiş oluruz. Uzun heceyi kısa okumaya zihaf denir. Bu da doğrudur, bunu da elemiş oluruz. Uzun olan bir heceyi hafifletmeye takdi. Arkadaşlar bu yanlıştır. Uzun olan bir heceyi hafifletmeye biz ne diyoruz? Kasır diyoruz arkadaşlar. Ünsüzle biten bir sözcüğün ünlüyle başlayan bir sözcüğe bağlanmasına ulama denir. Bu da doğrudur. Ölçüyü belirlemek için heceleri ayırmaya ise kasır değil takdi denir. Dolayısıyla 3 ile 5'in yer değiştirmesi gerekir. Bundan dolayı da doğru cevabımız 3 ve 5'in yer aldığı E seçeneği olacaktır. 6. soru. Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı vardır? Hecelerin uzunluk ve kısalığına dayanan ölçü sistemine aruz denir. Doğrudur, elemiş oluruz. Kısa olan bir heceyi ölçü gereği uzun okumaya imale denir. Bu da doğrudur, bunu da elemiş oluruz. Aruzda bir tam sesi 1,5 heceye yükseltmeye met denir. Bu da doğrudur, bunu da elemiş oluruz. Uzun heceyi ölçüye uydurmak için kısa okumaya takdi denir. Arkadaşlar bu yanlıştır. Çünkü uzun heceyi ölçüye uydurmak için kısa okumaya takdi değil, ne diyoruz? Zihaf adını veriyoruz arkadaşlar. Bundan dolayı doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. E seçeneğine de bakalım biz. Ünsüzle biten bir sözcüğün kendisinden sonra ünlüyle başlayan bir sözcüğe bağlanmasına vasıl, yani ulama denir. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. 7. soru. Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde verilenler getirilmelidir? Nazım biçimlerinde ölçü olarak kullanılan parçaya nazım birimi denir. En küçük nazım birimine ne diyoruz arkadaşlar? Dize diyoruz. Divan edebiyatında ne kullanılır? Beyit nazım birimi kullanılır. Halk edebiyatında ise bildiğiniz gibi dörtlük nazım birimi kullanılır. Seçeneklere baktığımızda bakın serbest, beyit, kıta demiş, dize, dize doğru, beyit, dörtlük demiş. Doğru cevabımızda ne olur arkadaşlar? A seçeneği olacaktır. 8. soru. Bu dizelerdeki numaralanmış yerlerin hangilerinde ulama vardır? Arkadaşlar ulama neydi? Ünsüzle biten bir sözcükten sonra ünlüyle başlayan bir sözcüğün gelmesiydi. Bir numaralı yere baktığımızda ünsüzle bitmiş, diğer sözcük ünlüyle başlamış, burada ulama vardır. 2 numaralı yere baktığımızda
sözcük ünlüyle bitmiş, burada ulama olmaz. 3 numaralı yere baktığımızda sözcük ünsüzle bitmiş, diğer sözcük ünlüyle başlamış, burada ulama olur. 4 numaralı yere baktığımızda sözcük ünsüzle bitmiş, diğer sözcük de ünsüzle başladığı için burada ulama olmaz. 5 numaralı yerde bakın zaten sözcük ünlü ile bittiği için burada da ulama olmaz. 6 numaralı yere bakalım. 6 numaralı sözcük de yine ünlü ile bitmiş. O yüzden burada ulama olmaz. 7 numaralı yerde sözcük ünsüzle bitmiş. Diğer sözcük ünlü ile başlamış. Fakat kural vardı hatırlarsanız. Ulamaların arasına herhangi bir noktalama işareti gelmez demiştik. Burada virgül gelmiş. O yüzden burada da ulama olmaz. Doğru cevabımız 1 ve 3'ün yer aldığı arkadaşlar A seçeneği olacaktır. 9. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde şiirin ahenk özelliklerinden söz edilmemiştir? Yahya Kemal şiirlerinde ölçüye ve sözcük seçimine önem vermiştir. Ahenk unsurlarından ölçüye değindiği için A seçeneğini elemiş oluruz. Kimi şairler şiirlerinde ünsüz ve ünlü tekrarları yaparak ses ögesini öne çıkarmışlardır. Arkadaşlar, ünsüz tekrarlarına aliterasyon, ünlü tekrarlarına ise asonans diyoruz. Bu ikisi de ahenk özellikleridir, ahenk unsurlarıdır. O yüzden biz B seçeneğini denemiş oluruz. Divan şiirleri aruz ölçüsüyle şiirdeki ritmi yakalamıştır. Bakın yine ölçüye değinmiş, ölçü de ahenk unsurlarındandır. C seçeneğini denemiş oluruz. Nazım birimi olarak dörtlüyü kullanan şair redif ve uyağı önemsemiştir. Arkadaşlar redif ve kafiye de yani uyak da ahenk unsurudur. Bundan dolayı ben D seçeneğini denemiş olurum. Çeşitli imgeler kullanan şair varlıkları göründüğü gibi anlatmamış, onların bıraktığı izlenimleri yansıtmıştır. Arkadaşlar imgeler ahenk unsuru değildir. Bundan dolayı doğru cevabımız da E seçeneği olacaktır. 10. soru. Aşağıdaki dönem ve toplulukların hangisinde ağırlıklı olarak aruz ölçüsü kullanılmamıştır? Divan edebiyatında aruz ölçüsü kullanılmıştır. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Tanzimat edebiyatında da aruz ölçüsü kullanılmıştır. Bunu denemiş oluruz. Servet Fünun edebiyatında da aruz ölçüsü kullanılmıştır. Bunu denemiş oluruz. Fecrati edebiyatında da arkadaşlar aruz ölçüsü kullanılmıştır. O yüzden E seçeneğini denemiş oluruz. Aşık edebiyatı biliyorsunuz halk edebiyatının içerisinde yer alır. Ve çoğunlukla arkadaşlar hece ölçüsü kullanılmıştır. Ağırlıklı olarak burada kullanılan ölçü nedir? Hece ölçüsüdür. Aruz ölçüsünü kullanan sanatçılar da var. Ama ölçü olarak hece ölçüsü daha çok ön plana çıkar. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 11. soru. Aşağıdakilerden hangisi ağırlıklı olarak kullanılan ölçü bakımından ötekilerden farklıdır? İslamiyet öncesi Türk edebiyatında bildiğiniz gibi kullanılan ölçü hece ölçüsüdür. Milli edebiyatta da arkadaşlar sanatçılar aruzu bırakıp neye geçmişlerdi? Hece ölçüsüne geçmişlerdi. Anonim halk edebiyatında da sanatçılar hece ölçüsünü kullanmıştır. Tekke edebiyatında da arkadaşlar sanatçılar hece ölçüsünü kullanmıştır. Ama bunun yanında aruzu kullanan sanatçılar da vardır. Fakat ağırlıklı olarak tercih edilen hece ölçüsüdür. Fakat tanzimat edebiyatına baktığımızda sanatçılar ağırlıklı olarak arkadaşlar aruz ölçüsünü kullanmıştır. Bundan dolayı doğru cevabımız da D seçeneği olacaktır. 12. soru. Bu dörtlüğün nazım biçimi ve ölçüsü dikkate alındığında boş bırakılan yere aşağıdaki sanatçı adlarından hangisinin getirilmesi uygun olur? Bakın soruya dikkat edin arkadaşlar. Nazım biçimi ve ölçüsü dikkate alındığında diyor. Ben ölçüsüne baktığımda bakın şuranın 11'li hece ölçüsüyle yazıldığını görüyorum. Fakat birinci dize ise 7'li hece ölçüsüyle yazılmış. 11'e tamamlamam için artı 4 hece lazım. 4 heceli bir sanatçı ad arıyorum. Bakın Gevheri 3 hece eledim. Ruhsati 3 hece eledim. Seyrani 3 hece eledim. Köroğlu 3 hece eledim. Geriye zaten Karacaoğlan kalıyor. Bildiğiniz gibi bakın burada ses düşmesi var arkadaşlar. Bundan dolayı da doğru cevabımız yani burası 4 heceden oluştuğu için doğru cevabımız ne olacaktır? B seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar bu testin de son sorusuna geldik. 13. soruya. 13. soruda bu dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş.
A seçeneği dursun. Çapraz uyak düzeniyle oluşturulmuştur. Bakalım, çınaraltı ve karaltı kelimelerine baktığımızda çınaraltı birleşik bir sözcük. Ek yok. Dolayısıyla burada benim redif aramama da gerek yok arkadaşlar. Direkt kafiyeye bakıyorum. Bakın araltı, araltı seslerinin benzer olduğunu gördüm. 3 ve 3'ten fazla ses benzerliği varsa biz ona ne diyoruz? Zengin uyak diyoruz. Burada da zengin uyak kullanılmış. Yine rüzgar uyumakta derken buradaki makta mekte şimdiki zaman eki olan yorun yerine kullanılmış. Uzakta da ta bulunma haleke. Ekler görev yönüyle farklı olduğu için yine ben burada redife bakmıyorum. Direkt kafiyeye bakıyorum arkadaşlar. Bakın görmüş olduğunuz gibi akta ekleri benzediği için 4 ses benzerliği var. 4 ses benzerliğine ne diyoruz arkadaşlar? Zengin uyak diyoruz. Her ikisinde de zengin uyak kullanılmış. Fakat sesler farklı olduğu için ben bunun kafiye düzenini çıkaracak olursam 1 ile 3, 2 ile de 4 kendi içinde kafiyeli olduğundan dolayı burada çapraz uyak kullanılmıştır. O yüzden B seçeneğini elemiş oluruz. Benzetmeye yer verilmiştir. Evet, benzetmeye de yer verilmiş. Mazi gibi süslenmiş emirgan derken emirganı neye benzetiyor? Maziye benzetiyor. O yüzden C seçeneğini elemiş oluruz. Kişileştirmelere başvurulmuştur. Doğrudur. Bakın körfez düşünür derken yine kanlıca mahzundur derken insana ait özellikler doğaya aktarılmış. Burada da arkadaşlar kişileştirmeler var. O yüzden D seçeneğini denemiş oluruz. Zengin kafiye kullanılmıştır. Evet bakın iki tane zengin kafiye bulduk zaten. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Peki 7 artı 7 duraklı hece ölçüsü mü yazılmış? Buna bakalım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gördünüz mü? Durak kelimenin ortasına geliyor. Dolayısıyla arkadaşlar bu 7 artı 7 hece ölçüyle yazılmamıştır. Bu ifade yanlıştır. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın.